Hoş geldiniz Aydın Bey. Hoş bulduk. Siz aslında buraya kardeşinizin cinayetini, abim, aydını, abim, abinizi, ben kardeşim oğlum. abinizin cinayetini aydınlatmak için geldiniz. Ayrıca evet. siz bu cinayeti aydınlatan kişiyi bir de ödülünüz olduğunu söylemişsiniz. Evet, e, Onu da söyleyelim izleyicilerimiz izlerken hani bu da olsun. Şayet e, bilip de gören veya bize bilgi verecek olan insanlar e, kim olursa olsun eğer ki tasdiklenirse onlara 10 bin euro... 10 bin ödül euro, e, siz bir ödül evet, veriyorsunuz. Ben kendim zaten Evet. Yaracağım. Yani Nurettin Özdemir cinayetini çözümlememize yardımcı olan kişiye 10.000 euro ödül verecek. Bilgisi, görgüsü, ihbarı olan kişiler Aynı. bizlere ulaşabilirler. Emniyet tarafından tasdiklandığı anda o parayı kendi hesaplarına göndereceğim. Siz kaç yıldır bu katili arıyorsunuz? Ben şah, şahsen iki abi Almanya'da yaşıyoruz. Hı hı. E, 11 senede arıyorum. 11 senedir arıyorsunuz. Çeşitli avukatlarla tuttum. Ee, savcılarla çok çok görüştüm. Hatta Erdemli Jandarma komutanlığı ile de görüştüm. Hı hı. Sorun tam bir savcı dosya hakimken o savcı başka yere aktarılıyor. Dosya hep öyle de ah. değişiyor devamlı. Aynen. Peki şunu soracağım ben hemen birazcık olay gününe gelelim. Siz tabii e, hem şüphelendiğiniz kişiler vardır ben onu soracağım tabii ama ki. nasıl oluyor olay? Şimdi abim kaybolmadan bir gün önce ben o zaman yine Türkiye'de izindeydim. 14 Şubat günü yani. Tamam abi bilmiyorum. Evet çünkü abiniz günü. 15 gün. Şubat günü ben önce söyleyeyim 15 Şubat günü sevgililer gününün bir gün sonrası eşiyle birlikte eşine yüzük almak için gidiyorlar saat 10.30 civarında yüzük alırken kuyumcudan. Abiniz hızla, Şirvan Hanım'ın anlattığına göre söylüyorum, abiniz hızla o ayrılıyor, önemli bir telefonum var diyerekten dışarı doğru çıkıyor ve saat sadece 12'de, 15 Şubat saat 12'de eve gittim mi diye eşini aradıktan sonra bir daha abinize ulaşılmıyor. Şimdi siz bildiğiniz kadarını evet. söyleyin. Ee, ben abim kaybol kaybolmadan bir gün önce... Ee, eşin o... Abiniz taksici bu arada. Ben ta evet, Mersin Liman taksiyle durağa gittim. Dedim çocukları görmek istiyorum. Almanya'dan gelmiştim, Adana'da ben, Adana'da oturuyorum. Çocukları görmek istiyorum dedim. Git gör dedi, hayır dedim, ben çıkaramam dedim. Arka arkaya verdik, o yönde ben arkadan kendi arabamla onu takip ettim, gittik. Çocuklar yukarı çıktık, oturduk, çay içtik. Sonra çocuklarla konuşuyorduk öyle. E o ve eşi bana e bilgisayardan bir şey gösterdi, e villa dedi, biz bu villayı alacağız 250 bin liraya. Hı hı. Ee, bir yer almak istiyordu villa evet. yok villaydı o zaman evet. 2011'de iki, villa 250 bin. Şimdi 5 bin. Te, Bu öldürülmeden ne kadar zaman önce? Bir gün önce. Bir gün önce. Yani bir, o zaman abimizin maddi durumu iyi. Evet. Anlatacağım şimdi size Evet. Ee, alacağız dedi. Yan taraftan bir villa daha satılıyor. Sen de onu al dedi. Ben dedim Adana'da daha yeni aldım. Ne yere var? zaten Tek başıma yaşıyorum o zaman. Tek başıma yaşıyorum halin. Ee, Sonra tele, ikide bir telefon geliyordu, taksiciydi kendisi. Ben, e, ben çıkıp gideceğim, sen siz kahvenizi için dedi. Ben tek başıma dedim tabii ki, ailece gitmiştim oraya. Siz kahvenizi için dedi, e, sonra gidersiniz dedi. Hayır dedim, biz de çıkıyoruz. Çıktık, beraber çıktık evden. Öbürüsü gün oldu, saat gece 10 sıralarında telefonum çalıp duruyordu. Ben uzanmıştım, yatıyordum. 15 Şubat'tan bahsediyorsunuz değil mi? Kaybolduğu günler Kaybolduğu gün, evet. Kaybolduğu evet. gün. Ee, telefonum gece saat 10'da çalıp durdu, çalıp durdu. Ben dedim, kimdir acaba bu rahatsız ediyor? Bir baktım, yazıyor. Büyük oğlu. Dedim herhalde abim onu dövmüştür. Hı hı. Nurettin Özdemir'in ilk eşinden olan oğlu. Evet. Hı hı. Dedim, yüzde yüz onu dövmüştür, o yüzden arıyor. Ben bakayım. Bir açtım, Şirvan telefondaydı ne no. Ha o ben bir şey söylemedim. Şirvan daha. eşi aradı evet. sizi. dedi ki abin kayıp dedi. Saat den beri ulaşamıyoruz dedi. Hı hı. Telefonla ulaşamıyoruz dedi. Niye erken haber vermedin? Ondan sonra çıktım geldim. Alt tarafta ben. E, evin alt tarafında e, eniştemiz oturuyordu. Eve de sahip çıkıyordu o zaman. Yani aslında gündüz saatinde ulaşamıyorlar ama size gece haber veriyorlar değil mi? Evet. Bana hı hı. daha erken haber verirler Verebilirlerdi. Hı hı. E, onu aldım, o bir iki ablamı aldım Mersin'den. Oraya varana kadar saat gece iki falan oldu. Gittik, direkt bizi mutfağa götürdü. İlk söyledi bana şey, Şirvan'ın o zaman dedi ki, bana yüklü bir para bıraktı ve ortadan kayboldu. Bana yüklü bir para bıraktı ve kayboldu dedi. Ee, kayıp dedi, ulaşamıyoruz. Ne kadar bu yüklü para? Onu söyleyeceğim. Ee, ben de bilmiyorum ki, gerçeğini söylesem. Söylemedi çünkü. Söylemedi. Ee, neyse. O anda e, abim o da Al Almanya'dan geldi. Yok, ilkim bulunamadı abim. İlkim bulunamadı. Ben Almanya'ya geri döndüm. Birkaç ilk taksisini bulduk. Sonra abim yok ortada. Taksiyi bulduk bırakılmış şekilde ama abimi bulamadık. 2 3 3 hafta sonra mı ne bulundu? Ondan sonra abimle beraber geldik Almanya'dan. Evet. Geldik, baktık e, duruma o anda bir televizyon programına ismini vermek istemiyorum. Abimle 3 hafta sonra abiniz nerede bulundu? Ee, Tecen'in o yukarı kısmında bir limon bahçesinde, bir limon ağacının. Limon bahçesinin limon ağacının oralarda. Altında. Nasıl öldürülmüş abiniz? Ee, boğazı kesilerek. Hı hı. Barbarca bir şekilde çok bıçak vurulmuştu. 12 mi tam 12 olarak? 12 bıçak darbesiyle. Bilmiyorum, tam bilmiyorum onu bilemem. 12 bıçak darbesiyle. Yani barbar bir şey, barbarca bir şekilde hı hı. sanki öc alır gibi. Ee, kim olduğunu bilmiyoruz. Şüphelendiğimiz insanlar var. Peki aracı iki gün sonra bulundu dediniz. Aracının içinde hiç e, kan lekeleri ya da farklı bir şey var mıydı? Aracı bir nasıl... şey bulunmadı içinde. Sadece bir yüz dolar vardı. Ama abimin kendi koruması için taksiciydi. Senelerin taksicisiydi. Silahı vardı. silah yoktu ortadan. Tabancası vardı. Silahı yoktu evet. taksisinin içinde. Evet. Taksisi apayrı bir yere bırakılmış. Taksisi apayrı bir yere bırakılmış. Bırakıldığı yerin yerinde de o bir sitenin etrafında dolanıyor. Orada kamera görüntüleri var. Ben onları gördüm. Ne vardı o kamera görüntülerinde? Birisi direksiyon böyle sarılmış bu şekilde e, arabayı sürüyor ve getirip oraya bırakıyor. Benim abim taksici Arabayı bu şekilde sürmez sonra... Bir... Yani başka biri arabayı farklı yere evet, bırakıyor. Evet. Evet. Peki o görüntüden kim olduğu teşhis edilemedi mi? Edilemiyor çünkü e, yakla tam edilemiyor. Biz tahmin ediyoruz kim olduğunu ama tam edilemiyor. Tahmin ediyorsunuz Tabii, tahmin, kim e, olduğunu tahmin ediyorsunuz. Tahmin ediyoruz yani ben diyor acaba şu mu olabilir, şu mu olabilir. Kimleri söylüyorsunuz bu tahmini? Aynı için. ama isim veremem çünkü tam olarak ol, ol, olduğunu bilmiyorum. Nasıl bir yakınlık derecesi var bu kişilerin? Tabii ki abimle yakınlığı olduğunu tahmin ediyorum. Akrabalardan. Çevresi, yakın akrabalardan. Çevresinden. çevresinden. Hı hı. Benzettiniz mi siz? Evet. Hı hı. Yani şey olarak görünüm olarak. Peki taksinin kullanıldığını görüyorsunuz. Abinizin o taksiden çıkışı, götürülüşü, onunla ilgili hiçbir hiç, görüntü yok. Hiç görüntü yok. Sadece e, götürüp atıldığı zaman abimin arabası önünde gidiyor, siyah bir araba arkada gidiyor. ve O arabalar geri geldiğinde, abimin arabası geri geldiğinde o arabayı süren tam adam görüntüye girecekken adamın biri yürüyor önünde. Böyle bir tesadüf olamaz. Peki bu tabii ki direksiyonda, arabanın içinde farklı... Canlar filmli olduğu için gözükmüyor fazla. Parmak izleri... Bilmiyorum. Polislere onu sormak lazım. Yani çünkü Bilmiyorum. eğer arabayı biri kullandıysa mutlaka bir yerde parmak izi ya da farklı bir şey. Bilmiyorum. Şu bırakmış ya. olmalı. Esra Hanım, Şimdi biz o olay tarihi itibariyle Türkiye'de Nüfus Müdürlüğü parmak izli kimlik vermeye başladık. Arabada katile ait, ölene ait olmayan parmak izleri nüfus veri tabanındaki parmak izleriyle karşılaştırılabilir. Şu anda evet. Tabii bu ciddi bir mesai alır, ciddi bir zaman alır. Önce o Mersin, Adana bölgesinden başlar. Bütün nüfusu taramak ciddi bir zaman alır. Ciddi bir araştırma gerektirir. Bu bir. İkincisi benim sormak istediğim bir şey var. Çok merak ettim. Şimdi abisi evet öldürüldüğü yerle bulunduğu yer farklı olabilir. Ceset taşınmış olabilir vesaire. Hı hı. Bu anlatımdan onu Çok çıkaramayız. Olayım. Bilmiyorum. Çok uzak çünkü. E, dosyayı Diyor, okumamız lazım. Yani... Uzak bir yer. Evde öldürülmüş. Limon bahçesinde de öldürülüp araba götürülmüş olabilir. Başka Hayır, bir yani. yerde öldürülüp limon bahçesine de getirilmiş olabilir. Vücuttaki kan kaybından anlarız. Etraftaki kan lekelerinden anlarız. Hı -hı. Düşünün hiçbir kan lekesi yoktur ama vücutta kan kalmamıştır. Başka bir yerde öldürülüp getirilmiştir. Arabanın içinde hiç kan lekesi yok bu arada. Bilmiyoruz. Yok yok. Yok. yok Emin yok. misiniz? Tabii ki. Heh, arabadan. Demek şimdi. ki arabadan evet. inecek kadar bir samimiyet de var vesaire. Böyle şüpheleri de diyor. var. Şimdi burada esas önemli olan, benim dikkatimi çeken şu şey oldu. Eş kaybolduktan sonra eşi kaybolan kişi diyor ki bana yüklü bir para bıraktı gitti vesaire. Kardeşin ölümünden sonra, kardeşin mirası kimlere kaldı, kimlerin hayatında değişiklik oldu? Söyleyeceğim. Kardeşiniz öldükten sonra eşi evlendi mi, birliktelik yaşadı mı bunları merak ediyorum. Evet bir soralım cevap tamam. versin Aydın e, şimdi e, abim onlar, abimle eşi bir televizyon programı gitti. O arada abim Türkçesi biraz tam anlamadığı için, okuyamadığı için imzalamadı kağıdı. Çekip geri geldiler hatta onlar da kalmak istemiyordu zaten hepsi. Çekip geldiler. Biz taziye çadırını kurduk. 2-3 hafta, 2 hafta çadır ne, çadırı, taziye çadırı kurduk. Tazi, taziye, dağıldıktan sonra ben Şirvan'a sordum. Şir, bilmek istiyorum ben amcasıyım. Ya, yeğenlerimin durumu kötüyse yardımcı olacağım maddi olarak. Sordum Şirvan'a. Şirvan sen bana demiştin ki yüklü bir para bıraktı sana. Hmm, ne kadardı o? Bana dedi bana para bırakmadı. Orada biraz tuhaf oldum yani. Şoka girdim. Peki. İlkin bana öyle diyorsun. Şöyle böyle, böyle diyorsun. Orada birazcık kendinizi yerime koyun. Ne düşünürsünüz? Yani bu villaya alabilecek kadar bir para, para mı vardı. tahmin ediyorsunuz? Ha. Evet ve hmm. daha da fazla olabilir abimin toplamına kadar. Abimin hayat sigortası vardı, emekli maaşı vardı, dört taksi durağı vardı, iki taksisi vardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.